Haberin merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları zirvesinde konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı İslami terörden bahsediyor. İslam'la terörü nasıl bir araya getirirsiniz diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kez daha İslam'ın bir barış dini olduğunu hatırlattı. Camilerimize saldırıyorlar mı? Saldırıyorlar. Müslümanlar görüldüğü yerde öldürülüyor mu? Öldürülüyor. Peki biz bunlara nereye kadar sessiz kalacağız? Eğer bunlara biz ses çıkarmazsak, elimizle müdahale etmezsek, dilimizle müdahale etmezsek, o zaman kalbimizden buğz etme mecburiyetimiz, sorumluluğumuz yok. İşte bunları yapmadığımız sürece biz daha çok dayak yeriz. Her biri proje ürünü olan ve dinimizin adını istismar eden terör örgütleri de bu zulümlerin bahanesi olarak kullanılıyor. İşte son NATO zirvesinde hala Fransa'nın başkanı kalkıyor, İslami terörden bahsediyor. Kendisine kaç kere söyledim. Bakın, İslam kelime anlamı itibariyle sil buradan türeyen ve anlamı barıştır. Siz İslami terör ifadesiyle barışla terörü nasıl bir araya getiriyorsunuz? Böyle bir şey olamaz. Karşımızda susuyor. Son NATO zirvesinde gene aynı ifadeleri kullanıyor. Ne oldu şimdi? Paris'te sarı yelekliler çıktı. Hadi çöz bakalım. Durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Niye onları barış havzası içerisinde yola koyamıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste, bunu böyle bilesin. Bu çatı altında bir araya gelen bizlere düşen görev, nerede bir Müslümanın hakkı gasp ediliyorsa, hukuku çiğneniyorsa, varlığı tehdit altına alınıyorsa, onun yanında yer almaktır. Asya'da, Afrika'da, Avrupa'da, Amerika'da, velhasıl dünyanın her yerinde geleceğin bizlerde olduğuna yürekten inanıyorum. Yapılan saldırıların hiçbiri bu kutlu yükselişi durdurmaya yetmeyecektir. Şanlıurfa Merkez Haliliye ilçesine meydana gelen kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir kadına hafif ticari araç çarptı. Yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay Şanlıurfa Merkez Haliliye ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hanım Demir isimli yaşlı kadına hafif ticari araç çarptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sonrası etrafta bulunan vatandaşlar ne olup bittiğini anlamaya çalışırken sağlık ekiplerine de haber verildi. Az ileride özel bir hastanenin bulunmasına rağmen olay yerine ambulansın geç geldiği iddia edildi. Kaza sonucu ağır yaralı kadın hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücüsünün ise gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Sait Derneği ile Şanlıurfa Valiliği arasında 2 adet 16 derslikli ortaokul yapılmasına yönelik protokol imzalandı. Okullardan birinin hayatın normale dönmeye başladığı Suriye'nin Tel Abyad kentine yapılacağı öğrenildi. Ve güvenli bölge haline getirilen bu kanadı rahmet halindeki ilk bizim de olayımızda, müsaademizde ilk yapılacak bir okul olacak olacak. Şanlıurfa Valiliği toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine Vali Abdullah Erin, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Sait Derneği muhatap sorumlusu hayırsever Talal Al Arap'la Sait Yardım Derneği adına Hasan Al Muhammed Süleyman katıldı. Türkiye dışında başka ülkelerde de hayır işlerinde bulunduklarını, Ürdün'de Suriyeli muhacirlerin zor hayatına şahit olduklarını belirten hayırsever Talal Al Arap, zor durumda olan Suriyeli kardeşlerine yardımcı olmanın kendileri için farz oldu.
olduğunu ancak Türkiye'nin yaptığı destek ve yardımın da manidar olduğunu söyledi. Vali Er'in bu protokolle yapılacak olan okullardan birini hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad'da inşa edeceklerini, Barış Pınar Harekatı'yla güvenli bölge haline getirilen Tel Abyad ve Resulayn'da Türkiye'nin yaptığı onarımlardan sonra yapılacak ilk okul olacağını söyledi. Bu okullardan bir tanesini de inşallah hayatın olan eşitmeye çalışıldığı Tel Abyad'da inşa edeceğiz ve orada Tel Abyad'ın çalışıyor. Daha iyi şartlarda ilk öğretim yönelimi sağlığında sonlarında inşallah bu okullarda sağlıkları destekleyeceğiz. Oraya harika getirebiliriz. Ve güvenli bölge haline getirilen bu Tel Abyad Rasmali'ndeki bizim de dolayımızda, müsaademizde ilk yapılacak okul olacak. Yani o küçük bakmalarımızda, bizim devlet olarak yaptıklarımızın üstünde bir halif kuruluşu, derneğinin yaptığı ilk halif olmuş olacak. O anlamda, o açıdan da anlamda belli. Konuşmaların ardından imzalanan protokole göre yapılacak 2 adet 16 derslikli ortaokul inşaatı için arsa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce temin edilecek. 960 kişi kapasiteli okul binaları İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan tip projeye göre inşa edilecek. İnşaatın yürütülmesi için gerekli nakit, mal ve hizmet alımı şeklindeki tüm harcamalar hayırsever tarafından karşılanacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ulaşım problemlerinin sıkça gündeme geldiği Açık Su Caddesi'nde yeniden düzenleme için düğmeye bastıklarını belirtti. Halilye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı ile cadde güzergahında yapılacak 2 kilometrelik düzenleme için teknik ekipten bilgiler alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bölge esnafı ve vatandaşların da talep ve önerilerini dinledi. Başkan Beyazgül, sahadaki uygulamaların uzun vadeye yayılmaması konusunda hassasiyet gösterdiklerini ifade etti. Açık Su Caddesi'ne yaklaşık kilometrelik bir yolu inşallah yeniden düzenleyeceğiz. Bu konuda bir kısım yeri askeriyemizden, bir kısım yerde okulumuzdan gidiyor. Yol 2 kilometrelik mesafe esnafımızla ve diğer kanaat önderlerimizle, belediye başkanımızla, meclis üyelerimizle toplandık. Bu caddenin nasıl olması gerektiği hususuna birlikte karar verdik. Uzun süre bir trafik sıkışıklığı yaşanan bir yerdi. Şimdi bismillah dedik, bugün buraya kepçeyi vurduk. Yakında halkımızın istediği, özlediği bir şekilde hem yol akışkanlığı süratli olacak, hem de cadde ve kaldırım düzenlemesi, ışıklandırma halkımızın gönlüne göre olacaktır. Daha önce de dedik, halkımızın talepleri bizim projemizdir. İnşallah burayı da en güzel şekilde yapacağız. Halkımızın daha mutlu bir yaşam sürmesi, gençlerimizin, hanımlarımızın, kadınlarımızın, çocuklarımızın burada daha mutlu yaşaması için elimizden geleni yapacağız. Bundan sonra inşallah ikinci bir çalışmamızın müjdesini vereceğim. Ona da çok kısa sürede başlayacağız. Geçtiğimiz hafta kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la konuyla ilgili yapılan toplantıya da değinen Başkan Beyazgül, toplantıda alınan karar gereği kamulaştırma işlemleri tamamlanan kale eteği güney kısmındaki peyzaj çalışmalarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütüleceğini dile getirdi. Peyzaj çalışmalarımız bakanlığımız tarafından TOKER ile yürütülecek. Burada tarihe çok güzel bir katkı sunacak. Kültürel mirasımız çok daha güzel korunmuş olacak ve ailelerimiz bugün çıktıkları bu yerlerden daha mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürmektedirler. Şanlıurfa'da sabah erken saatlerde ortaya çıkan sis kentin birçok bölgesine etkisini uzun süre sürdürdü. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa ve çevresi için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Şanlıurfa'da sabah saatlerinde yoğun sis vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkiledi. Kentte görüş mesafesi yaklaşık olarak 100 metreye kadar inerken, sürücülerse seyir halindeyken sis farlarını yakarak yoluna devam etti. Hava sıcaklığının 9 derece civarında ölçüldüğü kentte trafik ekipleri sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa ve çevresi için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Türkiye genelinde etkili olacak yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Şanlıurfa ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Genellikle güney yönlerden, güney kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji ise olası şiddetli yağışın oluşturabileceği, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti. Türkiye'de en fazla güvercin beslenen illerin başında gelen Şanlıurfa'da yüzlerce güvercin gökyüzüne bırakıldı. Havada uçuşan güvercinler görsel bir şölen oluşturdu. Türkiye'nin en fazla güvercin beslenen illerinin başında gelen Şanlıurfa'da bu yılda geleneksel olarak düzenlenen güvercin döküşü yapıldı. Bir araya gelen yüzlerce güvercin sever aynı anda yüzlerce güvercini gökyüzüne saldı. Merkez Eyyubiye ilçesine bağlı Akşemseddin mahallesine kafes ve kutuların içerisinde getirilen güvercinler akşam ezanıyla birlikte aynı anda bırakıldı. Havada süzülen güvercinler görsel bir şölen oluşturdu. Evet, arabayla geldik. Bugün mahalle araları kuşları bırakacağız. Karşıyaka, Sırrın, Sigorta, yarın da Eyübiye, Yeşildirek, Bağlarbaşı, her yerden bırakacağız. Yazın beslenen güvercinlerin her kış mevsiminde bırakıldığını söyleyen güvercinseverler, bunun da kendi festivalleri olduğunu belirtti. Kimin kuşu daha sağlam, kimin kuşu daha nasıl yırtıcı mı, evine gidebilir mi, evini bulabilir mi? Ben 15 senemi bu işe verdim. Bak görürsen gündüzcülerim ayrıdır. Şu anda gündüzcü kuşlarımı uçuruyorum. Kuşçuların rekabeti olarak da adlandırılan güvercin döküşünde gökyüzünde birlikte uçan güvercinlerin başkasına ait güvercinleri aralarına alıp kendi evlerine götürmesi amaçlanıyor. Güvercinlerine iyi bakamayan ve iyi beslemeyenlerin güvercinleri başkalarının güvercinlerine karışıp kendilerine daha uygun bir yuva ediniyor. Giden güvercinlerse bir daha geri alınamıyor. Şimdi bu şekilde kuşları şeysi belli oluyor. Mesela karıştırmaya bırakacaksın. Kimin kuşu olduğu bellidir. Bu şekilde yaptığı zaman sarı, kırmızı, yeşil. Üstüne sarı halka taktığı zaman kimin kuşu da belli. Kimisi de mesela çift kırmızı yapar. Yaklaşık 2000 kuş bırakılacak. Bu kış festivalidir. Her yıl düzenlenen bir provadır bizim için. Kuşlarımız yani yaz boyunca eğitilip kışın güzel bir şölen olması için yaklaşık 1500, 2000, 3000, 5000 civarı her sene kuş bırakırız. Şanlıurfa'da özel bir hastane tarafından kentte bir ilk olacak gebe okulu açıldı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi sınırları içerisinde yer alan özel bir hastane tarafından hayata geçirilen gebe okulu, anne ve babalar tarafından ilgi görüyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Tuna Akçal, gebe okulunun içeriğiyle ilgili bilgiler vererek sezaryenle doğum oranlarının oldukça arttığını söyledi. Doğurganlık oranının en yüksek olduğu ilde yaşıyoruz. Nereden baksanız her aile bir dört ortalama bir 4 çocuk düşüyor. Ve tabii doğum oranı arttıkça da doğumun getirdiği sıkıntılar ve komplikasyonlar da artabiliyor. Normal doğum korkusu anne adaylarını doğumdan uzaklaştırıyor ve sezaryana yönlendirebiliyor. Sezaryen oranı da çok arttı zaten. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği %15 oranı ülkemizde nereden baksanız %55-60'lara yükseldi. Ve mükerren sezaryen, defalarca sezaryen olmanın da getireceği birçok komplikasyon var gebelik açısından da. Bu nedenle eğer doğum korkusu nedeniyle normal doğumu tercih etmiyorsa anne adaylarımız, doğuma hazırlık eğitimlerimize gelip zihinsel ve fiziksel olarak bedenen nefes teknikleriyle bir doğumumuzu konuşalım, normal doğumu bir konuşalım diyorum ben genelde çiftlerimize. Daha sonra eğer tıbbi bir gereklilik varsa sezaryen, aslında ilk tercihimiz tabii fizyolojik açıdan da sağlıklı olan normal doğum.
Bu nedenle de doğuma hazırlık eğitimlerimiz için Şanlıurfa'da olması çok büyük bir avantaj aslında. Çünkü batıda bunlar çok yapılıyor. Tabii ki doğu denilince yapılmıyor gibi bir izlenim var. Ama burada da tabii doğumlar değişiyor, çiftlerin doğuma bakış açısı değişiyor. Hastane bünyesinde hizmet veren gebe okulu, haftanın belirli gün ve saatlerinde anne ve baba adaylarını doğum için hazır hale getirecek eğitimler sunuyor. Tuna Akçal, baba adaylarının da eğitimlere katılım sağladığını belirtti. Babalarımızı davet ettiğimiz zaman başta böyle bir tedirgin oluyorlar. Eğitimlerde böyle bir genelde gergin oluyorlar. Eğitim bittikten sonra da tek söyledikleri iyi ki gelmişim oluyor. Bu desteklerini doğumda da anne için devam ediyorlar. Güzel bir değişim içinde aslında Şanlıurfa. Buna da bir gebe okulu ile doğum hazırlık eğitimiyle katkıda bulunmaya çalışıyoruz biz de. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay yarın gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı öncesi yaptığı açıklamada yaşam maliyetinin resmi rakamlara göre 2578 lira olduğunu ve bunun altındaki rakamı kabul etmediklerini söyledi. Asgari ücreti komisyon yapıyor. Bugün yarın Türkçe toplanacaklar saat 2'de. Ben asgari ücretle ilgili söyleyeceğimi söyledim. Yoksulluk sınırı var, açlık sınırı var, bir de yaşam maliyeti var. Benim ifadem şey oldu, dedim ki yaşam maliyeti resmi bir rakam 2578 lira. Komisyona dedim bunun altında bir şey olursa bize getirmeyin. Üstünde olursa DİSK'in başkanında, AKŞ'in başkanında otururlar beraber komisyon ortak bir karar verecekler. Ama ben Türkçe olarak bu açıklanan rakamın altında olmam dedim, ifade ettim. Bugün bir daha söylüyorum. Çünkü asgari ücret bu ülkede 7 milyon ilgilendiriyor. Çoluğu çocuğu 20 milyon ilgilendiriyor. Peki buradaki arkadaşlarımızı ilgilendirmiyor %99'un. Ama toplumu ilgilendiriyor. Yaşam şartları zor. İnşallah bizim dediğimiz noktada buluşulur da bir milletin memnun olduğu bir şeyin altına imza atarız. Adana'da tabancasını temizlerken kendini vurduğu öne sürülen polis memurunun eşi kocasını kasten öldürmeden tutuklandı. Olay Adana'nın Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt mahallesinde 8 Kasım günü akşam meydana geldi. İddiaya göre Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli 4 aylık polis memuru Alper Doğan evinde tabancasıyla ağır yaralandı. Bir yıl önce evlendiği eşi Fadime Doğan'ın çağırdığı ambulansla Alpay Doğan Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri polis memurunun ölümü üzerine çalışma başlattı. Evde yapılan çalışmada şahsın beylik tabancasından çıkan kurşunla öldüğü ve yanında sadece eşi olduğu tespit edildi. Polis bunun üzerine eşinin ifadesine başvurdu. Fadime Doğan ilk ifadesinde eşinin tabancasını temizlerken öldüğünü öne sürdü. Adli tıpta yapılan ön otopside uzaktan açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Polis bunun üzerine Fadime Doğan'ı gözaltına alıp sorguyu derinleştirdi. Doğan, ikinci ifadesinde eşinin tabancanın mermilerini çıkardığını, daha sonra da tabancayı kendisinin alarak sıkayım mı diye şaka yaptığını, eşinin de vuramazsın, sıkamazsın diye şaka yaptığını, kendisinin bunun üzerine tetiğe basarak mermi olmadığı için şaka amaçlı ateş ettiğini, ancak içinde mermi olduğu için eşinin yaralandığını, hemen ambulans çağırdığını söylediği öne sürüldü. Bu ifadeden sonra Doğan adliyeye sevk edildi. Doğan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından kasten adam öldürme suçundan tutuklandı. Bu arada Alpay Doğan'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Çaylı Mahallesi'nde toprağa verildi. Doğan'ın babası Mahmut Doğansa oğluyla gelininin 5 yıldır birbirini sevdiğini belirterek olayın kaza sonucu meydana geldiğini belirtti. Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in Suriye'nin Tel Ebyad ve Rasulayn ilçe merkezlerine elektrik enerjisi verilmesi için yapılan çalışmalarla ilçelere giriş çıkışı kontrol eden güvenlik birimlerini yerinde inceledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Rus askeri yetkililerle yaptığı görüşmeler akabinde Tişrin Barajı'ndan elektrik verilmeye başlanan kırsal kesimden sonra Tel Ebyad ve Resulayn merkezine de enerji verilmesi için yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Abdullah Er'in terör örgütünün bölgeyi terk ederken trafo merkezlerini bombaladığını, iletim hatlarına zarar verdiğini belirtti. Antalya Elektrik sallıyor. 3 tane çıktı şehre.
Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda TİAŞ personeli ile Tel Abyad ve Resulayn Yerel Meclisi tarafından belirlenen 25 kişilik bir ekip tarafından çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Vali Erin, Tel Abyad'da şu ana kadar 100 kilometre iletim hattının onarıldığını, Resulayn'da da 43 kilometrenin onarımının tamamlandığını belirtti. Enerji hatlarındaki incelemelerinin ardından Tel Abyad'a giriş çıkışları kontrol eden güvenlik birimlerini ziyaret eden Vali Erin, buradaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından Tel Abyad ilçe merkezinde esnaf ve halkı ziyaret eden Vali Erin, sorunlarını dinlediği halkla sohbet etti. معاك صبر ولكن الشعب يريد Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan öğretmenler engelli öğrenciler yararına tiyatro oyunu sahneledi ardından da konser verdi. Siverek Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan Siverek Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikte öğretmenler profesyonel sanatçıları aratmadı. Vallahi de açlıktan. Benim çocukları taş mı yesin sen bir gün almayasın benden. Ya abla bak. Bak valla cebinde para yok. Cebinde para mı yok? Yapmamalı bize! Öğretmenlerden oluşan Siverek Şehir Tiyatrosu ekibi atanamayan bir öğretmenin yaşamını ve çevresindekilerin tavırlarını konu alan Ali Öğretmen adlı oyunu sahneledi. Seyircilerin büyük beğenisini toplayan oyunun ardından program koro ekibinin seslendirdiği birbirinden güzel şarkı ve türkülerle devam etti. Bu sırada bazı seyirciler sahneye çıkarak halay çekti. Engelli arkadaşlarımız için bir konser düzenledik ve bu konserden toplanan gelirlerle onlar için akülü arabalar ve herhangi gereksinimlerini karşılamaya için yardımda bulunacağız. Bize bu ortamı sunan Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Bizler de bu konseri yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Herkese çok teşekkür ederim. Siverek Şehir Tiyatrosu ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı müzik öğretmenlerimizle birlikte bugün engelli öğrencilerimizin yararına bir program düzenlendi. Bağışlar toplandı. Program gayet güzel geçti. Toplanan bağışlarla engelli öğrencilerimize, tespit ettiğimiz engelli öğrencilerimize akülü elektrikli sandalye almayı planlıyoruz. Bugün müzik öğretmeni arkadaşlarımızla beraber bir konser verdik. Engelli arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için bu konseri verdik ve bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Biz bugün engelli kardeşlerimiz için sahne aldık. Öğretmenlerden oluşan Milli Eğitim ve Bağlı Siverek Şehir Tiyatrosu ekibi ve öğretmenlerden oluşan müzik ekibiyle beraber bugün bu programı düzenledik. Gelirlerle biz engelli öğrencilerimize akülü tekerlekli sandalye alacağız. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda son yılların en büyük cephaneliği ele geçirildi. Operasyonda yurt içinde saldırı hazırlığında olan 20 kişi de yakalandı. Şu gördüğünüz mühimmatla el yapımı roket olduğunu tahmin ediyoruz. Evet. El yapımı rampayla ve yarın fabrikasının rampayla atılabilen menzili yaklaşık 15 kilometreye ulaşan mühimmatlardır arkadaşlar. Şu en sağda gördüğünüz RPG-7 mühimmatlarıdır. İşte, roket pilatıdır. Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda son yıllardaki en büyük cephanelik ele geçirildi.
Operasyon başlatılmadan günler önce istihbarat çalışmaları yapılarak şüpheliler takibe alındı. Ardından PKK-KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya istinaden İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa operasyon düzenlendi. Diyarbakır'ın Bağlar, Kayapınar ve Çınar ilçelerinde ve köylerinde 20 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırma ve incelemelerde ikametler, müştemilatlar ve araziler mercek altına alındı. Bir arazide sığınak tespit edilince devreye iş makineleri girdi. Toprakla kapatılmış olan sığınak kazılarak içerisindeki silahlar çıkarıldı. Çeşitli noktalarda yapılan kazı ve aramalarda 100 kilogram plastik patlayıcının yanı sıra 100 adet RPG-7 mühimmatı, 47 adet el yapımı roket mühimmatı, 92 adet sevk fişeği, 1 adet roket atar silahı, 6 adet M16 silahı, 1 adet uzun namlulu silah, 3 adet Kalaşnikov marka uzun namlulu silah, 1 adet hafif otomatik tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet el bombası, 11 adet elektronik devre, 13 adet elektrikli kapsül, alıcıyla verici devre, uzaktan kumanda, 4 adet infilaklı fitil, 5 adet dürbün, 40 adet uzun namlulu silah şarjörü, çok sayıda uzun ve kısa namlulu silah fişeği, üzerinde devre ve ampul bulunan kontrol kablosu, 77.940 lira nakit para, 2 bilgisayar, 17 cep telefonu, 7 sim kart, 4 hafıza kartı, 2 flash bellek, 2 CD, sırt çantaları, hücum yelekleri, battaniyeler, kitaplar, örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Patlayıcı ve ağır silahlarla örgütün yurt içinde saldırı planladığı tespit edilirken, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Yakalanan 20 kişinin ise sorguları sürüyor. Patlayıcıların nereden getirildiği ve saldırı planlarının tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda ele geçirilen cephaneliğin miktarı, Sur ilçesinde yapılan operasyonlardan sonra bölgede ele geçirilen en büyük miktardaki mühimmat olarak kayıtlara geçti. Haliliye Belediyesi eğitime destek faaliyetleri çerçevesinde üniversite öğrencilerinin hayatını kolaylaştırmak adına kente bir ilk olacak çamaşırhane uygulamasını hayata geçiriyor. Haliliye Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Haliliye Belediyesi bu kez üniversite öğrencilerinin yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sırrın Mahallesi'nde bulunan hizmet binasında üniversite öğrencilerinin kıyafetlerini yıkamak için kurulan çamaşırhaneyi hizmete sunmaya hazırlanıyor. Üniversite öğrencilerinin sıkça karşılaştığı sorunlardan biri olan çamaşır yıkama işlemini ortadan kaldırmayı hedefleyen Haliliye Belediyesi bu uygulamayı kısa bir süre içinde hayata geçirmeyi planlıyor. Üniversite öğrencilere büyük kolaylık sağlayacak olan çamaşırhanede öğrenciler getirdikleri kirli kıyafetlerini görevlilere teslim edecek. Öğrencilere görevliler tarafından verilen tarihte öğrenciler belirlenmiş dolap numarasından temiz kıyafetlerini alabilecekler. Öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak olan bu uygulamadan ilçede bulunan tüm üniversite öğrencileri ücretsiz yararlanabilecek. Şanlıurfa'da seyir halindeki kamyonetin kasasına yüklenmiş eşyaların üstünde uzanarak yolculuk yapan bir kişi çevredekiler tarafından görüntülendi. Şanlıurfa kent merkezinin en işlek caddesi olan Necmettin Cevheri Bulvarı'nda kameralara yansıyan görüntü görenleri şaşırttı. Ev eşyası yüklü kamyonette eşyaların üzerine uzanan bir kişinin tehlikeli yolculuğu kameralarca kaydedildi. Eşyaların üzerinde bir ayağını yola sarkıtarak yolculuk yapan ve oldukça rahat olduğu gözlemlenen kişinin tehlikeli yolculuğu sırasında telefonla da konuştuğu görüldü. Elazığ'da kar yağışı ve tipi sonrası bir köy ve 3 mezarda elektrik direkleri devrildi. 300 saniye elektriksiz kalırken bazı direklerin yan yatarak askıda kalmasıysa tehlike oluşturmaya başladı.
Elazığ merkeze 32 kilometre uzaklıktaki 300 haneli Küllük köyünde 4 gün önce kar yağışından dolayı elektrik direklerinin bazıları devrildi. Bazıları da zarar görerek yan yattı. Direklerin devrilmesi nedeniyle Küllük köyü ile köye bağlı Konacık, Metuşağı ve Halila mezraları elektriksiz kaldı. Mağdur olan köy sakinleri besledikleri hayvanların süt sağımını yapabilmek için jeneratör aldı. 4 gündür elektriksiz olarak hayatlarını sürdüren köy sakinleri direklerin devrildiğini, yetkililere iletildiğini ancak ilgililerin sadece gelip inceleme yaptığını, şu ana kadar bir çalışma gerçekleştirmediğini aktardı. 4 günden bu yana Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği rahmet nedeniyle köyümüzün şu anda 4 günden bu yana elektrikleri kesik. Fatura falan çektiler. Fakat bir işlem yapılmadı. Yani en azından kısmen yani bir yerlere cereyan verilseydi iyi olurdu. Kar yağdı. Kar yağmazsa iyi oldu. Direkler devrildi. Teller koptu. Elektrikler kesildi. Köyün bütün elektrikleri yok. Artı inekleri sağamadık. 3-4 gün sağamadık. Gittik jeneratör aldık. Jeneratör almanın sebebi de inekleri sağmak için. İnekler bırakmıyordu sağmak için. Yetkilerde yardım bekliyoruz. Ama yetkileri arıyoruz. Arayan var, ne gelen var. Kimse ilgilenmiyor. Kaç sefer aradık, bu köyde komple elektrik yok. Medrişan'da elektrik yok. Kalkalan'da yok. Küllük'te yok. Elektrik yok. Ondan sonra su da yok. Ceyranlar düştü. Çatının üzerinde neredeyse evimiz de yanardı. Hala da telin üzerinde, teler çatının üzerinde. 50 sefer aradık baba. Kimse soran soruşturan yoktur. Mecburi gittik, ajnektör aldık. Yine ajnektör. İnekler için. Su yok, ne her bir şey yok. Biz şey yerdeyiz, ne bileyim bu. Elektrikler yok. 4 gündür telefonumuzu şarj edemiyoruz. Akrabalarımızla konuşamıyoruz. Uzakta olan arkadaşlarımız var. Askerde olan kardeşlerimiz var. Arıyoruz, ulaşan şarjımız yok. 10 sefer aldık, tek yetkilerde ne gelen ne giden. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi sınırları içerisinde bulunan Güneydoğu Anadolu bölgesinin tek kayak merkezi olan Karacadağ Kayak Merkezi ve çevresine mevsimin ilk karı düştü. Şanlıurfa'nın Siverek ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan 919 rakımlı Karacadağ zirvesinde bulunan kayak merkezi ve çevresi 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Yer yer 20 santimetreyi bulan kar, bölgeye ulaşım sağlayan yolları bir müddet kapattı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmayla bölgeye ulaşım yeniden sağlandı. Yetkililer bölgedeki karın kayak için yeterli olmadığını ifade etti. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizi de noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.